Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Şu anda elimde orijinal iPhone var. Önümüzdeki sene 10. yaşını kutlayacak. Ama şimdi bunu bir tarafa bırakalım çünkü daha büyük bir haberim var tüm teknoloji dünyasının peşinden koştuğu yerli ve yabancı teknoloji sitelerinde her gün en az birkaç tane haberini gördüğünüz iPhone 7 Plus'ın prototipi ya da bir başka ifadeyle çift kameralı iPhone'un prototipi şu an elimizde. iPhone 7 Plus tasarım seviyesinde radikal bir değişim getirmiyor arkadaşlar. Genel görünümdeki en dikkat çekici fark metal kasa üzerindeki anten çizgilerinin daha önce Meizu'nun Pro 6 modelinde gördüğümüz gibi yuvarlatılmış şekilde alta ve üste taşınmış olması. Açıkçası bu değişiklikle birlikte telefonun çok daha estetik göründüğünü söylemem gerekiyor. Tabi metal kasada anten çizgilerinin giren gizlemek mümkün mü? Asus'un ZenFone 3 Deluxe modelinde bunu görmüştük. Zira metal bir kasaya sahip olmasına rağmen telefonun altında, üstünde ya da sağında veya solunda herhangi bir anten çizgisi bulunmuyordu. Ancak bunun için telefonun iç aksamında önemli değişiklikler yapmak gerekiyor. Kuşkusuz iPhone gibi milyonlarca üretilecek bir telefon için üretim bandında geçen süreyi etkileyebilecek her detay muhtemelen en ince noktasına kadar hesaplanılarak öyle karar veriliyordur. Tutuş ve kullanım ergonomisi olarak hissedilir farkı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yine tek elle kullanımın pek mümkün olmadığı bir cihaz göreceğiz iPhone 7 Plus ile birlikte. Materyal tarafındaki stres mukavemetinden anladığım kadarıyla iPhone 6 s Plus'taki 7000 sınıfı alüminyum devam ediyor veya daha da geliştirilmiş. Bilindiği üzere 7000 sınıf alüminyumu son olarak Samsung Galaxy Note 7 modelinde kullanmıştı. Son olarak şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Özellikle çift kamera güncellemesi kullanılan telefonun iPhone 7 mi yoksa iPhone 7 Plus mı olduğu noktasında bize daha fazla yardımcı olacak. Çünkü telefon tespiti yaparken karşınızdaki kişi telefonla konuşurken özellikle telefonun iPhone 6 s mi olduğunu yoksa iPhone 6 s Plus olduğunu mu anlamak özellikle uzak mesafeden çok kolay değil iPhone'umu alırım, havamı atarım diyen için çift kamera muhtemelen belirleyici etken olacaktır diye düşünüyorum. iPhone 7 Plus'taki bir diğer önemli yenilik ise 3.5 mm kulaklık girişinin çıkartılmış olması. Yalnız burada bir detayın altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu değişikliğin sebebi ses konusunda gelişim sağlanmak istenmesi. Zira iPhone 7 Plus'ın kasası henüz kulaklık girişini engelleyeceği kadar incelmiş değil. Hatta iPhone 6s Plus'ta oldukça yakın değerlerde olduğunu bile söyleyebilirim. Lightning üzerinden bağlantı sahip olduğumuz üst seviye kulaklığa daha fazla güç beslemesi yönlendirecek. Dolayısıyla daha iyi ve daha... Daha temiz ses almamızı sağlarken dijital ses dünyasının kapılarını aralayacak ve daha iyi ekolajları yapmamızı aynı zamanda amfi bağlama noktasında daha fazla esnek seçeneğe sahip olmamıza da izin verecek. iPhone 7 Plus'ta dikkatlerden kaçması pek mümkün olmayan, aslına bakarsanız en önemli yenilik diyebileceğim gelişme ise çift kameranın eklenmiş olması. Akıllı telefon dünyasında geleceğin teknolojisi olarak görülen çift kamera, aynı şu anki modellerde olan OIS farkı gibi sadece iPhone 7 Plus'ta olacak ve hem daha keskin görüntüler çekecek hem de fotoğraf üzerinde daha eğlenceli manipülasyonlar yapmamıza izin verecek. Tüm bunu ek olarak yeni zoom kabiliyetleri de muhtemelen çift kamera ile birlikte iPhone ekosisteminde göreceğimiz yenilikler arasında. Görsel kalitenin artmasında iki farklı kamera sensörünün çektiği görüntülerin birleştirilerek konsolide fotoğraf sunulmasının etkisi büyük olacak. Çift kamera aynı zamanda iPhone 7 Plus'ın düşük ışık kabiliyetini de arttıracak. iPhone 6 ailesinin kamera altyapısı bugün bile rekabetçi olmayı başarırken, üzerine 800 mühendisinin çalıştığı iPhone 7 Plus'ın kamera sistemi muhtemelen zirvenin en güçlü adaylarından birisi olacak. Hem iPhone 7 Plus hem de iPhone 7'de göreceğimiz ortak güncellemeler arasında yeni üretim tekniğine daha iyi adapte olmuş, çekirdek tasarımı geliştirilmiş ve yeni nesil GPU ile güçlendirilmiş A10 işlemcisi ki bu işlemci muhtemelen çıktığında sektörün en hızlı mobil işlemcisi olacak. Aynı zamanda daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli depolama birimi, daha eğlenceli kilit ekranı, daha fazla özelleştirme ve kullanıcı dostu çeşitli yenilikler getiren iOS 10 işletim sistemiyle birlikte çalışma mekanizmasında bir takım değişiklikler yapılmış yeni home butonu bizleri karşılıyor olacak. iPhone noktasında ekosistem öyle bir noktaya gidiyor ki arkadaşlar elde edebilmek için gerçekten günlerce büyük çaba sarf ettiğim teknoloji dünyasının peşinden koştuğu ve daha önce de ifade ettiğim gibi yerli ve yabancı tüm teknoloji sitelerinde her gün en az birkaç tane haberini gördüğümüz iPhone 7 Plus prototipi için kılıflar da şimdiden hazır. Hatta bu videoyu yetiştirebilmek için gerçekten bize büyük destek veren Mobil Cadde firmasına teşekkür ediyorum. Şu an onların daha telefon piyasaya çıkmadan ülkemize getirdiği kılıfları görmektesiniz. Özellikle şu an telefonu taktığım kılıf hem materyal kalitesi hem de görsellik olarak gerçekten hoşuma gitmedi değil. Tabi telefon şu an piyasaya çıkmadığı için size bu kılıfı alın ya da bu kılıfı değerlendirin diyemiyorum ama şimdiden kılıfların hazır olması ve bir firma tarafından ülkemize getirilmiş olması da gerçekten ekosistemin büyüklüğü ve etkisi hakkında bizlere ipucu veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iPhone 7 Plus'ın prototipini elde edebilmek için gerçekten çok ama çok uğraştık. Hatta daha önce yayınlamayı planlıyorduk ama uğraşlarımız biraz uzun sürdü. Bunun için de sizden özür diliyorum ama iPhone 7 Plus'ın prototipi ile ilgili videolarımız devam edecek. Donanım Habercom'dan ayrılmayın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.